Arkadaşlar merhabalar. TYT AYT Geometri Tekrar Kampı'nın dördüncü gününün ikinci videosundayız. Ne yapıyoruz? Benzerlik. Benzerliği yeni nesil sorularını çözeceğiz bu dersimizde. Sayfa numarası 36, 37 ve 38'i çözüp benzerliği çok iyi bir şekilde halletmiş olacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 15'teyiz. Aşağıda Göbekli Tepe'de bulunan bir taşın görseli verilmiştir. Ölçümler sonucunda bu taşın ABC ve DF eşkenar üçgenlerinden oluştuğu görülmektedir. Evet. Şu büyük de eşkenar üçgen, bu da eşkenar üçgen. Büyükte çift çizgileri şöyle koyalım. Küçükte de, de çizgileri şöyle bir koyalım. Küçükte açıları yazalım. 60 60 60. Büyükte de, de açıları 60 olduğu aklınızda bulunsun. Öncelikle tanımı uyguluyoruz. Ayrıca şekilde D eleman A'ye. D eleman A'ya yani şu doğrusal diyor. BF de CD de doğrusal çünkü E eleman BF, F eleman CD dediği için. BF'ye 10 vermiş bize. Şuradaki uzunluk 10 verilmiş. Sonra AD'ye de 4 vermiş. Şuradaki uzunluğu da 4 vermiş. Buna göre DF üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. E şimdi ne yapacağız? Açıya da alalım. Ya. Başka bir şey yapamıyoruz. Buraya alfa dersem. iki iç açı bir dış açıdan 60 yapması için burası 60 eksi alfa mı olacak? Evet. Şu açının tamamı 60 olduğundan buraya alfa kaldı. İki iç açı bir dış açı. Alfa ile neyi toplarsam 60 yapar? 60 eksi alfayı. E tamamı 60. Burası da alfa oldu. E zaten burası 60 eksi alfa. Dikkat et. Şu üçgen, şu üçgen ve şu üçgende bütün açılar eşit oldu. Niye? Alfa 60 eksi alfa 120. Alfa 60 x, alfa 120. Alfa 60 x, alfa 120. Benim için en önemli şey açıların eşit olması. E açılar eşit ya. Aynı zamanda aynı açının bak 120'nin karşı çift çizgi. 120'nin karşı çift çizgi. 120'nin karşı çift çizgi. Açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar da eşit olduğundan bunlar ne oldu? Eş üçgen oldu. Madem eş üçgen burada bak alfanın karşısında 4 var. Burada da alfanın karşısı 4'tür. Burada da alfanın karşısı 4'tür. E bunun tamamını 10 vermişti. Buraya 6 kaldı. 6, 6. Bizden de DF üçgeninin alanı soruluyor. DF üçgeninin alanı bir eşkenar üçgen. A kare kökü 3 bölü 4 değil miydi? Evet 36 kökü 3 bölü 4'ten cevabı 4 kökü 3 olarak 36 kökü 3 bölü 4'ten ne buluruz? 9 kökü 3 buluruz. Cevap B seçeneği oldu böylelikle. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda boyu 1,5 metre olan bir kişinin sokak lambasına 8 metre uzağında durduğu anın görüntüsü verilmiştir. Evet şöyle bir şey. Sokak lambasının boyu 7,5 metre öbürü de Şurası da bir buçuk metre boyundaydı. Gölgesi böyle olmuş ya. Ee, Bak gölge muhabbeti. Işık hop. Hatta ışığı şöyle şey yapalım. Işık şöyle vuruyor. En son kafası buraya kadar vuruyor. Burada bir gölge oluşturuyor yani değil mi gençler? Evet hocam burada bir gölge oluşturuyor. Tam bu noktaya geldiği zaman. Bundan sonrası aydınlık. E tamam. E, burada bir temalar çıktı mı? Bu da zeminedik bu da zeminedik. E, temel orantı var burada. Hop şunun tamamının oranı. Gölge boyunu ÖSYM çok seviyor. O yüzden sorabilir. Kolay da olsa sorabilir. Bak buradaki bu çizgi yoktu. Çizgiyi koyunca temel orantı benzerliği olduğunu fark ettik. Bu çizgide ışık. İşte yeni nesil. Kolay. Kolay yeni nesil. X bölü tamamı. X bölü X artı 8 eşittir. Burası 1.5 bölü 7.5'a eşit işte olacak. 1.5 bölü 7.5. Yani bu 15 bölü 75 şöyle şey yapsak 5 oluyor. İşler dışlar. 5x eşittir x artı 8'den 4x eşittir 8'den x'i de 2 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? Şuradaki x isteniyor zaten. Cevap böylelikle çıktı? 2 çıktı. Örnek 16'yı Balıkesir bulduk. Geldik örnek 17'ye. Ali gördüğü binaların yüksekliğini sürekli merak etmektedir. Bunu babasına sorarak yardım ister. Mem, Mehmet diyorum matematik öğretmeni olan babası oğlunun bu sorusuna aşağıdaki kurduğu düzenek ile göstermek istemiştir. La biz de mi aynı şeyi yapacağız? Egean ya da Kerem bir şey sorduğu zaman böyle çok da mantıklı bir sistem kurmuş bu arada. Neyse böyle bir sistem ne yapıyor? 1 metre ayna koymuş 1 metre gerisine gitmiş. Boyumda bir buçuk ya. Böyle aynadan baktığım zaman tepesini görebiliyorsam ya da şu aynanın böyle o kadar gerisine gitti, gitti ki tam tepesini görebilecek hale geldi şuraya. Böylelikle boyunu hesaplarım. Ayna da böyle 10 metre mesafedeyse Peki ayna ne işe yarıyor burada? Arkadaşlar valla ben artık ÖSYM bununla ilgili bir soru sormadı. Biraz da fizik kuralıyla alakalı bu. Hani böyle ışın vurduğu açıyla gidiyor ya. Burada da aslında geometride ÖSYM siz buna alışkın olduğunuz için ben soruda bunu yazmadım. E, bak Bakıyor ya böyle. Hani ışın gibi düşünebilirsiniz. Buradaki mantık ne? Vurduğu açıyla gitmesi mantığı. Belki ÖSYM vurduğu açıyla gider diye söyler ya da normalle yaptığı açı fizikte öyle biliyorsunuz ya. O şekilde yapar ama ben e, bu bilgiyi verse de olur, vermese de olur diye tahmin ediyorum. Ama ÖSYM pek riski sevmez. Belki bu açıların eşitliğini gösterir. Tabii biz de bunu daha dengeli bir şekilde çizmeliydik. Bu da ayrı bir konu. Neyse. Vurdu açıyla gidecek ya şöyle bakış açısından. E, yansıma gibi. Yansıma açısı. Vurdu açıyla gitti alfa alfa. E hocam bu zemine dik. E, Bina da zemine dik. Alfa 90 burası beta. Alfa 90 burası da beta. Şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Bütün açıları eşit işte oldu. Yani bunlar benzer. Aynı açının karşısındakiler oranlayalım. Yalnız bir santimetre var bir metre var. 150 santimetre aslında nedir? 1,5 metredir. Hepsini metreye çevirelim. Bizden de şuradaki x isteniyor. Hadi bakalım alfanın karşısı 1,5 bölü. Alfanın karşısı x eşittir. Betanın karşısı 1 bölü. Çünkü bu üçgenden başladık. Betanın karşısı 10 dersek olay biter. x eşittir böylelikle kaç yaptı? 15 yaptı. Bu da öğretici. Yeni nesil sorulardan diyebiliriz arkadaşlar. Bu mantıkta bir soru böyle vurdu açıla gitmesiyle alakalı bir soru ÖSYM sormadı. E artık sana sesleniyorum ÖSYM. Kolayından da olsa şunu bir sor. Çok güzel bak sen bu soru kalıbına daha gelmedin. Buradan da bir sistemde bulunayım. İnşallah sorarsın. Hadi bakalım örnek 17'yi ne bulduk? Akçayı bulduk geldik örnek 17'ye. Yine bir ışık sorusu buraya kadar gelmiş böyle bakalım ne diyor. Bu sefer şöyle bir şey demiş. Aşağıda bir sokak lambası ile güvenlik kulübesi arasında bulunan güvenlik görevlisinin görseli verilmiştir. Evet oranlama verilmiş. Burası EC uzunluğu. Tabii şunu da biz şöyle bir çizelim isterseniz. EC uzunluğu K iken BE uzunluğu 3K verilmiş. A noktasındaki lamba yerden 270 cm uzaklıktaymış. Güvenlik görevlisinin güvenlik kulübesine duvarındaki gölgesinin uzunluğu. Şöyle. Hmm. Şimdi ışık böyle vuruyor ya bu ışığı göster bak çizmek zorunda değildi. Biz çizmeliydik aslında. Yani soruyu şöyle de yapabilirdim ben. Şu ışık olmadan güvenlik görevlisinin gölgesi şöyle ve şöyle gösterebilirdik. Sen ne yapacaktın? Bu ışığı böyle çizip buraya kadar getirecektin böyle. Tamam. Şimdi gölgeyi de işte gölge böyle olmak zorunda. Gölgeyi çizmemişiz ama idare edin. Anlamışsınızdır gölge orada olduğunu. Evet DC uzunluğunu kaç vermiş? 150 vermiş. BC de doğrusal olarak vermiş. Eyvallah. Güvenlik görevlisinin boyu nedir diye soruluyor. Yani şuradaki mesafe. Tamam. Eski klasik soruyu neye çevirmişiz arkadaşlar? Yeni nesil çevirmişiz. Bak dikkat et. Buradan buraya 7K var. 150'den 270'e kaç çıkıyor arkadaşım? 120 mi? Evet. Buradan buraya 4K. Arkadaş 4K'da kaç? 150'den 270'e bu yönlü gittiğin zaman. Bak şu yönlü gittiğin zaman. 4K'da 120 yükselmiş. Yani 120 artış var. K'da artış nedir? 30 mudur? Evet buradan buraya da K var. KDK artışta artış da 30 olacak. 150'den 30 yaparsak 180 mi oluyor? Yani gölgesinin boyu bu yap. Bu mantıkta bir soruyu çözmüştük. Bir önceki videoda. Ama ben kısa yoldan yaptım. Hadi bir de uzun yoldan yapalım. Ne yapacağız? Arkadaşlar temel oranı oluşturacağız. Hop şöyle çizince. 150 iken burası da 150 burası da 150. Buraya ne kaldı? 120 kaldı. K3K ya burası da K, burası da 3K. Şurada da bir temel orantı. şu bölü şu. Yani K bölü 4K eşittir. Şuraya x diyeyim, x bölü 120'den dolayı e, 4 katı, 4 katı x de 30 buluruz. E, x 30 santimetre oldu. 150 artı 30, 180 santimetre. O da 1.8 metre yaptı. Her iki yoldan da çözeyim de ne olur, ne olmaz. Evet, örnek 18. Böylelikle ne çıktı? Cihan çıktı. Ama ben bu soruyu Şöyle bir düzeltirim o Öyle gözüküyor. Neyse geldim şuraya. Örnek 19'a. Bir katlama sorusu. Katlama sorularında ne yapıyorduk gençler? Hop eski haline şöyle geri açıyorduk. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit kullanacağız burada. Sakın unutma. Evet şöyle şunlar birbirine eşit. Hocam şunlar da birbirine eşit. Şu parçada da şu parça. Üst üste binen açılar eşit. Şu açıyla şu açı eşit. Bu açıyla da bu açı eşit. Hatta burası 90 iken Burası da 90 oldu. Aa çaktırmadan dikdörtgenin içerisinde ekstra bir 90 derece oldu. Yani alfa beta değil mi? Evet büyük ihtimal alfa beta. Bu arada burası 5 verilmiş görüyorsun. Burası 5 iken burası da 5. 3 5 3 4 5'ten burası 4 oldu. Aa dikdörtgen olduğundan dolayı burası 9 burası da nedir? 9. Şimdi soruyu okuyalım. X nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaş şu A'yı bulursak de buluruz. 90'lar da uçuşuyor. 90 burası 90 burası. Dal kardeşim alfa beta ya. Alfa beta beta 90. Alfa alfa 90 beta. Şu üçgen ile şu üçgen benzer oldu. Ee, şuraya bakıyorum. Alfanın karşısı üçgen alfanın karşısı 9 olmuş. 3 kat oran var. Kafadan yapabilirim. Betanın karşısı dörtgen. Betanın karşısı 3 kat 12 diyebilirim. E, toplamda burası 15 oldu. Cevap da kaç olacak o zaman? 15 olacaktır. Şöyle 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5 gibi benzerlikleri artık kafadan yapmayı öğrendin sen. Tekrardayız zaten öğrendin. Öğrenmedim. Öğrendim. Sakın öğrenmedim hocam deme bana. Geldi örnek 20'ye. Farklı uzunluktaki hasır iplere, iplerle eşit aralıklarla asılmış saksıların. Dikkat. Bunların hepsi eşit aralıklar. Bak cümleyi iyi oku. Şunlar şunlar birbirine eşit demiş bize. Evet. Bunlar da doğrusalmış. Şuradaki uç noktaları doğrusalmış. E, tamam. Bunlar da doğrusal. E, bunlar doğrusalsa bunu kullanacağız. Kardeşim burada ne var? Şuradan şuraya K var. Buradan da buraya K var. Bak K'da 5 azalmışsa burada da K'da 5 azalır. Direkt cevabı 10 diye işaretlersin. Öğrendin artık bunu. Ya da ne yaparsın? Uzun yoldan yaparsın. Hocam şuradan bir temel orantı oluşturalım. Bir paralel kenar ya da dikdörtgen. 10 ken. Burası da 10, burası da 10. Bunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit mi? Evet. E ne geldi burada? Bizden A isteniliyor zaten. 10 değildi bu arada. Onu biz biraz önce bulmuştuk. Şuradan paralel çizdim şöyle paralel çizdim. Şurası 15 burası 10. Bak dikkat et A iken burası da A burası da A. Buraya ne kaldı o zaman? Şu mesafeye 15 eksi A kaldı. Şu mesafeye ne kaldı? Tamamı 27 20 eksi A kaldı. E hocam burada bir temel orantı var. Şunun şunun oranı bunun bunun oranı eşit diyeceğiz. Yani 1 bölü 2 eşittir. 15 15 eksi A bölü 20 eksi A'ya eşit Ya da direkt orta tabandan da diyebilirsin. Fark etmez. İşler dışarı yapalım. 20 eksi A eşittir. 30 eksi 2 A bunu buraya attık. Artı 2A diye işte. Artı 2A eksi A A yaptı. Öbür tarafa atınca da 10 yaptı. Yani A'yı böylelikle yine 10 bulmuş olduk. Örnek 20. Akçay çıktı. Geldik örnek 21'e. Marangoz Mustafa Bey iki tane ahşap üçgeni taban tabana birleştirerek aşağıdaki bu merankı elde etmektedir. Yalnız burada iki tane eş demek daha sağlıklı olacak arkadaşlar. Eş ahşap üçgeni taban tabana birleştirerek bunu elde etmiş. E bunlar birbirine eşit bu kenarlarda yapışmışsa otomatikman bunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. AB ile BC eşit. Bir de şöyle bir şey verilmiş. AD'nin karesi artı DC'nin karesi. Yani ben buraya ne diyeyim? X diyeyim. X diyeyim. Burada o zaman ne olacak? X kare artı X kare. DB'nin karesine eşitmiş. E, DB'nin karesi 2X kare ise DB'yi ben ne bulurum böylelikle? Kök 2X olarak bulurum değil mi? Evet. 2X kare eşittir DB'nin karesi ise DB'yi de kare küküğünü zaman kök 2x olarak bulurum. Burası kök 2x oldu. Madem bunlar eş yapı. E, eşit açıları gören açılar birbirine eşit olacak. ABC açısı 60sa tamam 60. bunlar da 30-30 mu oldu? Aynen öyle. Ne yapacağız şimdi? E hocam 30'un mantığını kullanacağız. Bizden de zaten ADC açısı isteniyor. ADC. Şu açıyı bulacağız ya da bu açıyı bulacağız. Şu 30'un mantığını kullanayım ben. Nasıl kullanayım? Mesela şuradan dik çizerek. Şöyle. Şunun devamını getirmiyorum. Bak buradan dik çizerek. 30'un mantığını kullanıyorum. 90'ın karşısı kök 2x e, 30'un karşısı kök 2 bölü 2x ya da ne oldu? 1 bölü kök 2x oluyor değil mi? Evet 1 bölü kök 2x. Hatta ve hatta burada Pisagor bağıntısı yapacak olursak bunun kök 2 katına bak. Kök 2 katı 2 bölü 2x yapıyor yani 1x yapıyor. Aa, hocam burada ne üçgen çıktı? 45, 45, 90 üçgeni ya da Pisagor yaptığında buranın da kök 2 bölü 2x olduğunu görebilirsiniz zaten. Ama direkt kök katı bunu veriyor ya. Bu da dik kenardan kök kat hipotenüse geçmişse 45 45 90 üçgendir. E burası da 30 60 90 üçgeniydi. Burayı 105 buldum. E aynı yapılar bunlar. E burası da 105. O zaman burası da alfa diyecek olursak alfa artı 105 artı 105'in e ne olması lazım? 360 olması lazım. 105 105 210. 360'tan 210'u çıkartırsak x'i de kaç buluruz? 150 derece olarak buluruz. Yani Sorunun doğru cevabı örnek 21'de Edremit oldu. Geldik örnek 22'ye. Aşağıda duvar üzerindeki A lambası ile direk üzerindeki B lambasına göre C noktasında duran 1.6. Evet şunun boyu 1.6'ymış. Boyundaki Ali'nin gölgesinin iki lambaya göre durumu verilmiştir. Şimdi buradaki şeyleri kullanalım. Öncelikle şuna bakalım. Şuradaki kırmızıya şu lambadaki duruma bakalım. Burada bir gölge oluşmuş ya. Burada 1.6 bölü 2 değil midir benzerlik oranı? Evet 1.6 bölü 2. Aslında bu nedir? 16 bölü 20'dir. 4'e bölsen 4, 4'e bölsen 5. 4 bölü 5 olacak. Yani şurası 4 bölü 5 olacak. Yani burası 4A iken burası 5A olacak. E o zaman burası ne oldu? A oldu. Bak 4A iken 5A burası A oldu. Hatta bunlar da birbirine eşit ya. Şurası da 2A burası da 2A mı oldu? Evet. E şimdi şu duruma göre bakalım. Şurası 4 metrelik bir ışık geliyor ya böyle. Şu mavi duruma göre bakalım. Bu mavi duruma göre bakacak olursak da burada şunun boyu 1.6. Şu boyda 4 değil mi? Evet. 1.6 bölü 4'e bakalım şimdi. 1.6 bölü 4 nedir? 16 bölü 40 demektir. 8'e bölsen 2, 8'e bölsen 5. 2 bölü 5 benzerliği olacak. Hocam burası 2A iken tamamının 5A olması lazım. E o zaman tamamı 5A olacak. Hocam 2A burada, A burada tamamı 5A ise o zaman buraya kaç A kalktı? 2 A mı kaldı? Evet buraya 2 A kaldı. Sonra devam edelim soruda. B noktasının duvara B noktasının duvara olan en kısa uzaklığı 2 metre. B'nin duvara olan uzaklığı en kısa 2 metre. A 2 A 2 mi? Evet. 2 A eşittir 2 ise A'yı buradan ne buluruz? 1 buluruz. E A 1 ise bizden ne isteniyor? D noktasının duvara olan uzaklığı kaç metredir? D noktası şu. Yani 2 4 5 6 7 A isteniyor bizden. 7 A isteniyor. A'yı da 1 koyarsak cevap ne çıkıyor? 7 çıkıyor. A şıklarda yok. Demek ki bir hata olmuş arkadaşlar burada. O hatayı da ben şöyle bir düzelteyim. Ee, şıklar şöyle olsun. 5 6 7 8 ve 9 olsun. Cevap da ne olsun? Cihan olsun. Tamam mı gençler? Evet örnek 22'yi böylelikle Cihan bulduk ama şurada bir işlemlerde yani şıkları yanlış yazmışız. Bazen böyle şeyler de oluyor. Sıra bakma devam. Evet geldik örnek 23'e. Aşağıda ABC ve DEF üçgenlerinin birbirine göre konumları verilmiştir. Şöyle konumlar verilmiş. Şimdi şunları yazalım bakalım. AB ile B edik. Tamam. F ile B edik. Tamam. AB, KD, MC. AB, KD, MC birbirine paralel. E, bu, bu, bu paralel. 90 90 90 e burası da 90 burası da otomatikman paralel oluyor mu? Oluyor. Sonra Ali Kara MC'ye eşitmiş 10'muş. Ali Kara neredesin? Şuradasın. 10'sun. Sen de MC 10'sun. Ali Bey DC'ye eşitmiş. Ali Bey 24 DC'de 24 verilmiş. Sonra DK uzunluğu kaç verilmiş? DK'ya bakıyorum. DK'da 18 verilmiş. Sonra AC artı 6'da DF'ye eşit verilmiş. Tamam. Şimdi ben şunlara bakayım. Şuradaki temel orantıya bakacak olursak 18 bölü 24. Şimdi yazalım ben 18 bölü 24'ü. 18 bölü 24 nedir? 6'ya bölsen 2, 6'ya bölsen 6'ya bölsen 3, 6'ya bölsen 4. Şurada 3 bölü 4 var bak. Şu paralellikte 3 bölü 4 var. Hocam 3 bölü 4 oranı olacak burada. Yani burası 3A iken burası 4A olacak. 3A 24 ise 8 katı 8 katı 32 olacak bunun tamamı. Şurası 32 olacak. E burası 32 olacaksa 24'ü buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 8 kaldı. Tamam devam edelim sonrasında. Bu arada 3A bölü 4A. 3A iken tamamı 4A. Burası da ne oldu aslında? A oldu. Dikkat edin 3'e 1 oran var. E burada da 3'e 1 oran olacak. Şuradaki uzunluğu da bana ne buldukturur? Bu uzunlukta toplamda 3'e 1 oran olduğundan 30 olarak buldukturur mu buldukturur. Sonra şurada bir kelebek benzerliği var. Şuradaki paralellere bakaraktan. Kelebekteki oran kaça kaç? 18 bölü 10. 18 bölü 10 dediğim nedir? 2'ye bölsen 9, 2'ye bölsen 5. 9 bölü 5'tir. Bizden ne isteniyor bu arada? MF isteniyor. Hmm. MF isteniyor. Ya MF o zaman burada kelebeğe ben hiç girmeyeyim ya. Şuradaki ayrımları böyle yazsak ne olacak ki? MF isteniyor. Bana buradaki bütünsellik yeterli olacaktır zaten. Tamam oraya bakarız şimdi. Arkadaşım şurada bir dik üçgen var. Bak hiç buraya girmiyorum. Girmeme gerek kalmadı. 10 ve 24. Şurası da 90 derece ya. Hocam bu 2'nin 5 katı. Bu 2'nin 12 katı. 5, 12, 13 üçgeni. Burası da 2'nin 13 katından dolayı kaç yapıyor? 26 yapıyor. Sonra başka bir şey verilmiş mi? Ben şunu da kullanayım. AC. AC. Neredesin AC? Şuradasın AC. Heh. Burada biraz önce aslında ben buraya ne bulmuştum? 30 bulmuştum. Şunu da söyleyeyim. Şurası da 30 bulmuştuk. 30 10 daha 40. AC uzunluğu 40. E 46 mı yaptı o zaman DF uzunluğu? Evet. DF uzunluğu 46. Arkadaşım şuraya x diyecek olursam x artı 26 eşittir 46 ise eğer x'i de kaç buluruz? 20 olarak buluruz. Evet örnek 23 denizli oldu. Geldik örnek 24'e. Yukarıda verilen kırmızı ve siyah çubukların uzunlukları sırasıyla 40 ve 24 cm'dir. Bu iki çubuk kıvrılarak şekildeki gibi kenarları birbirine paralel olan iki üçgen elde ediliyor. Kenarları birbirine paralelse hocam şu ve şu yöndeşitten dolayı eşit mi? Eşit. Bu ve bu yöndeşitten dolayı eşit mi? Eşit. Bu ve bu yöndeşitten dolayı eşit mi? Eşit. O zaman ne oldu? Bu iki üçgen birbirine benzeri oldu. Evet birbirinin benzeri. Bakalım buna göre diyor kırmızı kenarlı üçgenin sınırladığı. Bölgenin alanının siyah kenarlı üçgenin sınırladığı bölgenin alanının oranı nedir diye soruluyor. Arkadaş bu kırmızı 24. Şu kırmızı 24 ya. Aslında bu üçgenin çevresi 24. Burası da 40 ya siyah. Bu üçgenin çevresi 40. He şimdi burada ne var? Hocam çevreleri oranı aynı zamanda benzerlik oranıdır. Yani benzerlik oranı 24 bölü 40'tır. 8'e bölsen 3, 8'e bölsen 5. Benzerlik oranı 3 bölü 5 oldu. Benden ne isteniyor? Alanlar oranı isteniyor. Alanlar oranı da benzerlik oranının karesi. Yani 9 bölü 25 yapar. Cevabımız böylelikle balık esir oldu. 24. soruda. Ve geldik mi son soruya? Evet. Hadi bakalım son soru ne diyor? Şekil 1'de verilen ve özdeş iki tahta parçasının A noktasından birbirine monte edilmesiyle oluşan cisim 180 derece açılarak uzunluk ölçmede kullanılabiliyormuş. Bir şey tanımlamışız burada. Devam edelim bakalım. Cismin A noktası ABC üçgenin ağırlık merkezine denk gelecek şekilde açıldığında şöyle açtığımda buradaki ABC üçgeni bak A köşesi açıyorum. Hadi açalım bakalım. Önceden şeklimiz böyle miydi kardeşim? Evet böyleydi. Ben şimdi bu şekli açıyorum. Nerede? A noktası ağırlık merkezine denk gelecek şekilde açtığımda şöyle A noktası ağırlık merkezine denk gelecek şekilde açtım bak şöyle. Her iki tarafı da açtım. Sonra ne diyor? Burası A üssü, B üssü, C üssü oldu. Bak şimdi dikkat et. Şurası A üssü, burası C üssü, burası da B üssü oldu. Ve şu uzunlukta 20 kök 2 oldu. Yani şuradaki şekilde buraya yazdım ben şimdi gösterdim. Devam edelim. Cismin A noktası ağırlık merkezine denk gelecek şekilde açıldığında AB kenarı A üssü B üssü kenarın tam ortasında kesilmektedir. Ne diyor burada? AB kenarı A üssü B üssü kenarının tam ortasında kesmektedir. Yani şunlar birbirine eşittir diyor bize. Tamam şunu da koyduk. Baba bir soru. Dikkat 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 öyle gözüküyor. Şekil 2'deki konumda ölçülen uzunluk 20 kök 2 olduğuna göre şuradaki uzunluk 20 kök 2 olduğuna göre tahtadan yapılmış cismin uzunluğu sonunda. Yalnız burada dikkat et eş yapıyı kullanıyorum ben. Şöyleyken şöyle yapıyorum. Bunların eş yapı olmasını ihmal etme. ÖSYM eş yapıdaki soruları çok seviyor ve kullanıyor. Biz de kullanacağız. Öncelikle bu ağırlık merkezine mi denk geldi? Onu bir kullanalım. Hocam yükseklik ağırlık merkezidir. Yüksekten geçecek demek ki. Çünkü bu ikizkenar üçgen ya eş yapıdaki koldan oluşuyor ya. E hocam bu tabanı da iki eş parçaya bölecek. Şu ve şu iki eş parçaya böldü. Peki Sonrasında ne yapacağız? E hocam bu da aynı zamanda eş yapıya şöyle. Şu yapılar da birbirinin tıpkısı da aynısı. Dikme tabanı keş. Parçaya bölecek. Yani o zaman şu parçayla da şu parça da birbirine eşit olacak mı? Çünkü bunlar eşitse bunlar da eşit olmak zorunda. Peki ben burada soruda şu eşitliği nasıl kullanacağım? Bir de ağırlık merkezini nasıl kullanacağım? Ağırlık merkezi bir de iki. Eşitliği de kullanmam lazım. He. Eşitliği şöyle kullanabilirim. Hocam bir paralel çizsek yani bir ort taban çizsek şöyle. Burası K iken burası 2K oldu mu? oldu. Hocam ağırlık merkezi 2K iken burası ne olacak? 4K olacak. Bak 1'e 6. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. Burası K iken burası 6K oldu. E, 1 bölü 6 olacak. A iken 6A olacak. 5A mı kaldı buraya? Evet. E burası A iken burası 5A oldu. Çok güzel. Şuraya da gideceğim ben. A 1'e 5 oran varsa 1'e 5 oran olacak. Şurası N iken burası 5N'dir. 6N iken burası da 6N oldu mu? Oldu. E sonra ne yapacağız? Hocam şunlar da eşit ya. Orta taban ya bu. Bu 5 bu da 5 en. Buraya ne kaldı? 4'en kaldı. Aynı şekilde buraya da 4 kaldı diyebiliriz. 10 ene 10 en. Niye? Eşit ya orta taban. Bu 5 ense burası da 5'en yapacak. Tamam. Çok güzel. Bu bilgileri kullandık. Peki başka ne kullanacağız biz burada? Eş yap. İlk baştaki yapımız böyleydi. İkinci yapımız böyle oldu. Hatta kırmızıyla çizdim. Bunlar böyleyken böyle oldu. İkincide de şununla şu eş yapı değil mi? Evet. E hocam burası 6 A ise burası da 6 A olacak. Yani bunlar da 3 A 3 A oldu. Güzel. Şimdi bu 20 kök 2'yi kullanayım. 10 10 20 N. 20 L eşittir. 20 kök 2 ise N buradan kök 2 gelir. Hocam N'i kök 2 bulduk. Şuraya kök 2 diye yazalım. Ona göre işlem yapacağız. Ne yapacağız? E ben bunu kullanacağım. A da var burada. K da var. Heee. Bak şimdi dikkat. Şuradaki Nerede ki? Şöyle göstereyim. Şuradaki üçgenlere dikkat et. Oradaki işlem yapacağım ona göre. Hocam şöyle bir üçgen çıktı. Burası 3A. Şurası A. Burayı biz kök 2 bulduk. En kök 2 ya. Burası da 4N. Burası da 4 kök 2 ya. Bizden ne isteniyor? Tahtadan yapılmış cismin uzunluğu isteniyor. Yani A'yı bulursak olay bitti. E hocam burası da K ya. Dikkat edin. Bir burada pisagor var. Bir de büyükte pisagor var. İkili Pisagorlarda ortak kenar varsa ki var mı var k hem buradaki dik üçgende hem de büyük dik üçgende ortak mı ortak. O zaman K'yı yalnız bırakıyorduk hatırla k kare neye eşit 3 a'nın ee, doğru büyükte yapınca 3 a'nın karesi eksi 5 kökünün karesine eşit 3 a'nın karesi eksi 5 kökünün karesine eşit aynı zamanda k kare burada neye eşit a kare eksi kökünün karesine mi eşit. Evet a kare eksi kök 2'nin karesine eşit olacak. E buradan 9 a kare eksi 25 çarpı 2'den 50 eşittir. A kare eksi 2 oldu. A kare yaptım buraya 8 a kare eşittir. Eksi 50 artı 50 diye geçti. Bir de eksi 2 derse 48 yaptı. A kare de buradan kök 6'ya mı eşit oldu? Evet yok a kare 6'ya eşit oldu. 48 bölü 8'den A'yı da böylelikle kök altı bulduk. E A kök altıysa bizim bir tane uzunluğumuz 6A değil mi? Bak burada da 6A burada da 6A. Ya dehşet bir soru olmuş ya. 6A eşittir. A yerine kök altı yazarsak cevap ne çıkar? 6 kök, 6 kök altı çıkar. Ama tahtından yapılmış cismin uzunluğu isteniyor. Burası 6A ya burası da 6A. Aslında bizden 12A isteniyor. 12A da 12 kök altı diye çıkar. Bomba bir soru olmuş arkadaşlar. Her şeyi kullandırmış. Eş yapıda bakın eş yapıda bilgiyi de kullandırmış. Bunların nesne olmasını düşüneceğin ağırlık merkezini kullandırdı. Sonra burada dik üçgeni falan kullandırdık. Artık ÖSYM tamam bu zor bir soru. Zor soru olmasının sebebi nedir? Bu sorunun zor soru olması eş yapıyı kullanmış. Böyleyken böyle. Bunu bir kere çok seviyor. Üçgende açıda genelde kullanıyor. Niye dik üçgende ya da böyle ağırlık merkezi sorularında kullanmasın? Ee, i̇kiz kenarlık var mı soruda? Var. Bak kazanıma bak. İkiz kenarlık var. Ağırlık merkezi var. Üçgende benzerlik var. Dik üçgen var. Hatta dik üçgendeki bu kalıbı ÖSYM çok seviyor. Ortak kenar şey yapma. Ee, başka bir şey var mı? Bu kadar herhalde. Dört tane birden şey girmiş. Yani kazanım sayısı ne kadar çok artarsa o kadar çok şeyi etkiliyor. Sorunun zorluğunu etkiliyor. Bu soruda tabii ki son soruya yakışır. Çok güzel bir soru olmuş. Şöyle 5 yıldız atalım buna. Zorluğundan dolayı 5 yıldız attık. Ama kazanım sayısı fazla. Ama hocam bu kadar çıkar mı böyle? Çıkar mı? Demeyin. Valla bu sene ne olacağı hiç belli olmaz. O yüzden buna da şöyle bir bakın. 2021'deki analitik geometri sorusunu hatırlatmak isterim. Bir de işin içerisinde analitik vardı. 5 tane birden kazanım vardı sorunun içerisinde. O senenin en zor sorularından biriydi. Matematikte üstünlük olursanız. İşte o yüzden böyle şeylere de alışkanlık alışkın olalım diye bu şekilde de karşınıza geliyoruz arkadaşlar. Ya benzerlik, ağırlık merkezi, ikizkenar, dik üçgen ne ararsam var yani bütün üçgenleri tekrar ettirdi. Ama burada can alıcı noktalardan birine 5. E, kazanın diye de onu yapabiliriz. Hocam şu uzunlukla şu açılmış hali eş yapı. Eş yapı olmasını kullandık, kullandık burada. Yani şurası 6A iken buranın da 6A olmasını yazmasaydık sonuca gidemeyecektik. Eş yapıları da ÖSYM gerçekten çok seviyor. Evet gençler böylelikle bitirdik mi biz ya şeyi? Evet ben bakayım siz göremiyorsunuz ama bitirdik. Kaçıncı gün? Dördüncü günü bu şekilde bitirdik. Sırada ne var? Beşinci gün var. Yani üçgende alan var. En önemli günlerden yine birinde olacağız. Evet benzerliği çok güzel bir şekilde hallettik ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Benzerlikle ilgili evet yeni nesil çok güzel sorularla karşılaştık. Hoş sorularla karşılaştık. Ama benzerlik yeter mi? bence yetmez Derya Deniz. Ben kendim de ekstradan böyle tek tek soruyla yine karşınıza geleceğim. Özellikle benzerlik gibi sorularla, özellikle alan gibi sorularla. Çünkü benzerliği ne kadar tekrar etsek az. Öyle değişik sorular şu an yazıyorum arkadaşlar. Yazmaya devam ediyorum. O sorularla da karşınıza çıkacağım. O sorulara da bakın lütfen. Çok çok böyle klasik, çok orijinal sorularla karşınıza yine geleceğiz. Evet dördüncü günü böylelikle bitirdik. Sırada 5. gün var. 5. günde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.